Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün uzun zamandır sizler için hazırlamak istediğim bir konu ile karşınızdayım. Aslında bunu biraz da kendim için araştırmak istiyordum. Uzun zamandır hem çok merak ettiğim hem de gerçekten ilgi duyduğum bir konu ve olaylar zinciriydi. Bugün Men in Black yani siyah giyen adamların gerçek hikayesiyle birlikteyiz. Ayrıca videonun içinde güvenlik kameralarına yakalanmış ve gerçek olduğu varsayılan siyah giyen adamlarla ilgili videoları da size göstereceğim. Siz de benim gibi bu tarz komplo teorilerine, açıklanamayan olaylara ve paranormal konulara meraklıysanız kanalıma abone olmayı ve beni de yukarıya eklediğim Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Ayrıca abone ol butonunun yanındaki o zil tuşuna da tıklarsanız her çarşamba ve cumartesi saat tam 3'te paylaştığım videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Ve daha çok bilgi içerikli video içinse Ne Çektik isimli ikinci kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Yukarıya link bırakıyorum. Siyah giyen adamların varlığı ile ilgili dünya genelinde gerçekten çok az kaynak vardır. Ayrıca onlarla iletişime geçtiği varsayılan kişilerle ilgili de nadir bilgi bulunur. Her ne kadar birçoğumuz Men in Black yani siyah giyen adamları Will Smith ve Tommy Lee Jones'un başrollerini canlandırdığı o efsane filmden bilsek de aslında gerçek hikaye çok daha ürkütücü ve bu adamlar asla karşılaşmak istemeyeceğiniz cinsten. Genellikle siyah giyen adamlar adından da anlayabileceğiniz gibi siyah takım elbise giyen, ifadesiz suratlarıyla soğuk, korkutucu ve bazı durumlarda da insan olmayan ajanlar olarak nitelendirilir. Bu kişilerin ya da varlıkların iki tip insanla karşı karşıya geldiği söylenir. Bunlardan birincisi UFO yani dünya dışı varlıkları gördüğünü iddia eden kişiler ve ikincisi de UFO'larla ilgili araştırma yapan kişilerdir. Siyah giyen adamlar genellikle kendilerini gizli bir örgütün parçası, hükümet görevlisi veya askeriyenin bir parçası olarak tanıtırlar ve sizlere gösterdikleri düz kart vizitin, beyaz kart vizitin üzerinde de sadece security yani güvenlik yazar. Ve söylentilere göre bazı durumlarda kendilerine isimleriyle değil sadece numaralarıyla hitap ederler. Ama onlarla ilgili asıl ürkütücü olan kısım bunlar değildir. Siyah giyen adamlarla bir şekilde iletişime geçmiş herhangi bir kişi aslında onların robotik hareketlerinden ve yüzlerinde hiçbir ifade olmayışından rahatsız olur. Söylentilere göre genellikle yüzlerinin herhangi bir yerinde hiçbir kıl bulunmaz. Kaşları, kirpikleri ve genellikle saçları da yoktur. Büyük siyah gözleri vardır ve tepkisizdirler. Bu nokta bana birazcık aslında siyah gözlü çocukları anımsattı arkadaşlar. Aynı daha önceden sizlerle paylaştığım videoda olduğu gibi onların da ritmik ve robotik hareketleri olduğu söylenirdi. Büyük gözleri ve siyah, sadece siyah gözleri olduğundan bahsedilirdi. Bence iki şehir efsanesi arasında da bir takım benzerlikler olduğu bir gerçek. Siyah giyen adamlar insanları dünya dışı varlıklar veya onların yaptıkları araştırmalarla ilgili tehdit edip korkuturlar. Ayrıca UFO'larla iletişime geçtiğini iddia eden kişilere de uyarılarda bulunurlar. Ya da dünyamız içinde dünya dışından olabileceği ihtimal dahilinde olan bazı nesneleri, parçaları alırlar, toplarlar, yok ederler ve temizliğini yaparlar. Aynı Men in Black filminde olduğu gibi. Bir inanışa göre siyah giyen adamlar aslında siyah takım elbise giyen adamlar değil, insan kılığında dolaşan, yüzyıllardır dünyamızda olan ve hükümetle ortak çalışan dünya dışı varlıklardır. Siyah giyen adamlarla ilgili bilinen ilk karşılaşma 1947 yılında olmuştur. Harold Dahl ismindeki adam Washington, Puget Sound'da teknesiyle dolaşırken bir UFO kazasına tanık olur. Gökyüzünde 6 tane oval şekilde nesne gören Harold, bunlardan bir tanesinin düşüşünü izler. Bu nesne Harold'un evine düşerek köpeğini öldürür ve oğlunu da yaralar. Enkazın olduğu yere giden Harold ise birkaç tane resim çekmeyi başarır. İddiasına göre kazadan hemen sonra kendisine siyah takım elbise giyen, garip görünüşlü bir adam ziyaret eder. Ve bu olaydan kimseye bahsetmemesini tembih ederek elindeki resimleri de Harold'tan alır. Bu olaydan tam 20 sene sonra 1967 yılında Robert Richardson isimli bir adam akşam Ohio'da araba kullanırken bir UFO ile çarpıştığını rapor etmiştir. Bu kazanın ardından obje yani UFO gözden kaybolmuştur. Richardson ise başına gelen bu talihsiz olayın ne olduğunu anlayamamış ve bu çarpışma sonrasında yerde gördüğü bir metal parçasını alıp eve götürmüştür. Bunun dünya dışından bir nesne olduğuna inanılmaktadır. Kazadan tam bir hafta sonra siyah takım elbise giymiş ve yine garip görünüşlü olan iki tane adam Robert'ı evinde ziyarete gelir ve kazadan kalan o metal parçayı almak istediklerini söylerler. Ancak Richardson parçayı vermek istemez. Bunun üzerine bu adamlar
karısını öldürmekle tehdit ederler. Bu zavallı adam metal parçanın kendisinde olduğunu nasıl fark ettiklerine ise bir anlam veremez. Bundan sonraki süreçte ise yani 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra ise siyah giyen adamlarla olan karşılaşmaların oldukça arttığı rapor edilmiştir. 1968 yılında New Jersey'de yaşayan ve dünya dışı varlıklarla ilgili çalışmalar yapan Jack Robinson isimli bir bilim adamı ve karısı Mary, siyah takım elbiseli bir adam tarafından saldırıya uğramışlardır. Bu fiziksel bir saldırı olmasa da apartmanlarının dışında kendi sokaklarında takım elbise giyen bir adamı üst üste 3 gün görmelerinin ardından Robinson çiftinin evleri yağmalanmış ve yaptıkları bazı araştırmalar çalınmıştır. Çiftin karşı apartmanlarında oturan Timothy Green Beckley isimdeki adam ise olayı birazcık daha irdelemeye karar vermiş ve bu garip görünüşlü siyah takım elbise giyen adamın bir tane fotoğrafını çekebilmeyi başarmıştır. Şu anda ekranda gördüğünüz siyah giyen adamlardan birinin çekilmiş nadir fotoğraflarından bir tanesidir. Sıradaki olay ise biraz daha ilginç. Doktor Herbert Hopkins, 1976 yılında Maine'de yaşayan ve UFO kazalarını inceleyen bir bilim insanıdır. Bir gece kendisi New Jersey UFO organizasyonundan olduğunu söyleyen birinden bir telefon alır. Adam doktora yalnız olup olmadığını ve araştırmaya beraber bakabileceklerini sorar. Doktor bunu kabul eder ve telefonu kapattığı anda ise dış kapının ışığının yandığını, bu adamın hali hazırda zaten merdivenlerde olduğunu ve ev kapısının önüne doğru yürüdüğünü fark eder. Dr. Hopkins'in söylediğine göre bu adam oldukça temiz ve iyi dikimli, şık bir siyah takım elbise giymektedir. Tamamıyla keldir, ayrıca kaşları ve kirpikleri de yoktur. Yüzü o kadar beyazdır ki doktor adamın plastik bir bebeği anımsattığını söylemiştir. Ayrıca adam ritmik, robotik bir sesle konuşur ve oldukça ürkütücüdür. Hopkins'in iddiasına göre siyah kıyafetler içinde olan bu adam, doktora bir adet madeni para verir ve izleyerek beklemesini söyler. Bakır renkte olan bu para önce gümüş rengine, ardından mavimsi bir renge döner ve sonra basitçe yok olur. Adam sonra Dr. Hopkins'i araştırmasına en kısa zamanda son vermesi konusunda tehdit eder ve oradan ayrılır. Sıradaki olay ise muhtemelen oldukça iyi tanıdığınız birisinin başına gelmiştir. Hayalet Avcıları filminden de bildiğinizi tahmin ettiğim Dan Aykroyd, Sci-Fi Network'e dünya dışı varlıklarla ilgili yapılan araştırmalar, UFO'lar, uzaylılar yani aklınıza gelebilecek pek çok konuda geniş bir içeriğe sahip ADAMLAR isimli bir televizyon programı satmıştır. 2012 yılının Ocak ayında bu yayınlayacağı yeni programla ilgili bir röportaj yapan ünlü oyuncu, röportaj arasında ara vermek için kısa bir süreliğine dışarı çıkar. Yolun karşısında birden siyah bir sedan görür ve arabanın içinden siyah takım elbise giren iri bir adamın indiğine tanık olur. Adam söylediğine göre kendisine pis bir bakış atar, ardından birkaç saniye içinde arabayla beraber ortadan yok olur. Arabanın gözden kaybolmasının ardından 2 saat sonra program yapımcıları ünlü oyuncuyu arayarak şovu iptal ettiklerini ve çekilen hiçbir bölümün yayınlanmayacağını söylerler. UFO bilimcileri ve araştırmalar özellikle son 50-60 yılda siyah giyen adamların sıklıkla ortada dolaştıklarını ve bazı kişilere garip sorular yönelttiklerini iddia etmişlerdir. Bu adamlar genellikle çoğu zaman UFO görülmesinin ardından ortaya çıkarlar. Her zaman bilgi almaya ve tanıkları susturmaya çalışıp bunun için de çeşitli tehdit edici yöntemlere başvururlar. Ancak her zaman ama her zaman siyah takım elbise giyerler. Birçok kişi bu adamların devletin dünya dışı varlıklara ilişkin bilgisinin halktan saklanması ile ilgili yürüttüğü bir proje olduğunu düşünmekte. Devletin hangi kolu ya da nereye bağlı oldukları ise tabii ki bilinmiyor. Sonuç olarak uzaylıların varlığının kanıtlanması durumunda kaybedecek tarafın yine uzaylılar olacağını varsayarsak devlet ajanı kılığının bürünmeleri de oldukça mantıklı. 14 Ekim 2008 yılında gece 10.30 sularında Niagara şelalelerinin üstünde bulunan Sheraton Otel'de çalışan Shane Sauer isimli adam şelalenin üzerinde bir takım ışıklar ve suların üzerinde hareket eden büyük siyah üçgen bir cisim görmüş ve ardından bu cisim birden ortadan kaybolmuştur. Olay duyulduktan 2 hafta sonra oteli siyah takım elbise giyen ve nereden geldiği bilinmeyen iki ürkütücü adam ziyaret etmiş ve çalışanları sorguya çekmişlerdir. O gün tesadüfi olarak otel müdürü Shane Sauer izinlidir. Ancak bu iki siyah takım elbise giyen, garip ve ürkütücü görünüme sahip olan adamlar güvenlik kameralarına yakalanmışlardır. Şimdi size izleteceğim görüntüler siyah giyen adamlarla ilgili bilinirliği en yüksek kamera kayıtlarındandır. Otel çalışanlarının söylediklerine göre adamlar müthiş derecede ürkütücüdür.
robotik garip sesleri, ritmik ve eş zamanlı hareketleri vardır. Anormal derecede büyük siyah gözleri ve bembeyaz suratları olduğu söylenmiştir. Ayrıca yüzlerinde kaş ve kirpik de yoktur. Daha ilginç bir kayıt ise 2014 yılında Edward Snowden'ın notlarından gelmektedir. Edward, Amerikalı bir bilgisayar uzmanı, eski bir CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi çalışanıdır. Snowden, gizli hükümet ve Pentagon evraklarını basına sızdırmış ve ardından vatan haini ilan edilmiştir. Snowden'ın sızdırdığı bu evrakların tarihteki en büyük sızıntılardan biri olduğu söylenir. Snowden'ın sızdırdığı bu belgeler içinde siyah giyen adamlar ve onların devletle olan bağlantılarının da belgelendiği evraklarında yer aldığı iddia edilmiştir. Snowden'ın gerçek hikayesini izlemek isterseniz Joseph Gordon-Levitt'in canlandırdığı 2017 yapımı olan Snowden isimli filmi izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben zamanında izlemiştim. Çok başarılı bir yapım ve gerçekten çok beğendim. Evrendeki gezegenlerin sayısına bakacak olursak, bizim güneş sistemimizde olmasa da uzaylıların veya dünya dışı varlıkların evrenin herhangi bir köşesinde var olma olasılıkları oldukça yüksek. Bu adamların kim oldukları hala bilinmese de ve hatta gerçekte var olup olmadıkları bile kanıtlanmamış olsa da insanların yaşadıkları deneyimler size bu videoda aktardığım şekilde. Sonuç olarak yine inanıp inanmamak tabii ki size kalmış. Videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Arkadaşlar, herhangi bir sorunuz olursa lütfen bu videonun altına eklemeyi unutmayın. Ayrıca istediğiniz başka videolar da olursa yine bu videonun altına ya da daha önce çektiğim videoların altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Umarım tatiliniz ve bayramınız keyifli geçiyordur. YouTube kanalından ve Instagram'dan da duyurduğum gibi bu hafta bayram tatili olması nedeniyle sizlerle 3 değil 2 video paylaştım. Bu ilk video arkadaşlar, bu hafta paylaştığım, çarşamba günü izliyor olacaksınız siz bunu umuyorum ki. Ayrıca cumartesi günü de çok sevdiğiniz Hayalet Otobüs serisinin 6. bölümü sizlerle birlikte olacak. Onun ardından önümüzdeki hafta yine normal düzenimize döneceğiz ve pazartesi, çarşamba, cumartesi şeklinde 3 video sizlerle birlikte olacak. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki hepinizi gerçekten çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşça kalın.